Ordu Büyükşehir Belediyesi, Korgan ilçesinde bulunan Sülük Gölü ve çevresinde 80 yıldan bu yana yaşanan heyelanlara neşter attı. 3 yılda bir arsa sınırlarının değiştiği, 200 evin risk altında olduğu, 23 mahalleye ulaşım sağlayan yol üzerindeki bölgede toprak kaymasına neden olan göl tahliye edildi. Mahallelere ulaşım sağlayan güzergahta kazı ve dolgu çalışması başlatıldı. Ordu'nun Korgan ilçesindeki 3 mahallede 1939 yılında Erzurum'da yaşanan deprem sonrası küçük çaplı heyelanlar başladı. Bölgedeki fay hatlarının kırılması ve su kaynaklarının toprağın altına girmesiyle birlikte heyelanlar her geçen yıl artarak devam etti. Yazıcı Tepe ve Dip Mahallesi'nde bulunan 110 dönümlük arazi günden güne kayarak yerinden oynamaya başladı. Heyelanla birlikte toplam 23 mahalleye ulaşım sağlayan karayolunda yaşanan göçmeler ve heyelanlar sonrası yol zaman zaman trafiğe kapandı. Yaklaşık 70 kişinin tapu arsasının bulunduğu alanda sınır çizgileri de 3 yılda bir değişkenlik göstermeye başladı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler, yapılan çalışmalarla birlikte 80 yıldır yaşanan zemin kaymalarının sona erdiğini söyledi.